Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV'de online derslere hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Güneşli Birikim Hayat Ortaokulu'ndan matematik öğretmeni Ali Abatay. Artık tanıştık herhalde, bayağı dersimiz oldu. Hatta bu 21. videomuz, yanlış hatırlamıyorsam öyle arkadaşlar. Konumuz eşitsizlikler ve eşitsizliklerin birinci videosuyla başlıyoruz. Ve sadece 2 videoyla olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz doğrusal denklemler 5 video ise eşitsizlik 2 videosu olması lazım. Çünkü konu biri çok uzun, biri kısa bir konu arkadaşlar. Yeni nesil sorular getirdim, yine onları çözeceğiz. Evet arkadaşlar, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Eşitsizlikler nedir? Nasıl gösterilir? Nasıl çözülür? İşaret yönleri nasıl değişir? Yeni nesillerde nasıl sorulur? Hepsinin cevabını vereceğim arkadaşlar bugün. Eşitsizlikler, cebirsel ifadelerin küçük, küçük eşit, büyük, büyük eşit sembollerinden biriyle karşılaştırılmasına eşitsizlik denir. Eşitsizlik şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum. X eşittir 5. Bakın bir eşitlik var. X eşittir 5. Ama X 5'ten küçüktür. X 5'ten küçük. Ama kaç? Tamam. Yani işte küçüktür, küçük eşittir, büyük büyüktür, büyük eşittir. Arkadaşlar işaretlerini hatırlatayım size. Biliyorsunuz küçükken gördünüz, bu büyüktür, bu küçüktür. Arkadaşlar küçüktürün altına şöyle bir çizgi çizersek hem küçük hem eşit. Bunu çizip böyle çizersek hem büyük hem eşit. Ne demek istiyorum? Hemen bakın. X 5'ten küçüktür. Bana burada x neler alabilir söyler misiniz? Hocam 4 alır, 3 olur, 2 alır, 1 alır, 0 alır. Bak böyle gider değil mi aşağıya sonsuza kadar? 4 alır, 3 alır, 2 alır. X burada 5 alabilir mi? Hayır hocam, 5'ten küçükmüş, alamaz. Ama işte altına şöyle çizgi gelirse, normalde o biraz önce x küçüktür 5'ten. Ama bunu nasıl okuyoruz? X küçük eşittir 5'ten. Küçük veya eşittir. Yani x burada 5 ve küçük olmak zorunda. Yani 5 de olabilir. Eğer bu çizgi olmazsa x 5'ten küçük, ama çizgi olursa x 5 ve 5'ten küçük. Anlatabiliyor muyum? Yani burada x hangi değerleri alır? Mesela x'in de farkını yazayım. Birkaç tane yazacağım. X burada ne alabilir? X burada ne alabilir arkadaşlar? X burada ne alabilir? 4 alabilir, 3 alabilir, 2 alabilir ve böyle böyle gider. Peki x burada ne alabilir? Arkadaşlar x burada 5 alabilir, 4 alabilir, 3 alabilir ve devam olur. Sonsuza kadar gider. Bak farkı ne? Burada x 5 de olabilir ama burada olamaz. Büyük olayında da aynı arkadaşlar. Anlatmıyorum, aynı şey. Arkadaşlar bunun sayı doğrusu var, anlatacağım ve terazide gösterim var. Onları da anlatacağım soruların içinde. Geliyorum buraya. Verilen cümleleri değerlendirme çok önemli. Niye? Yeni nesil soru çözdüğümüzde mesela soruları göreceksiniz. Adama maaş teklifi yapıyorlar. Diyorlar ki sana bu kadar mı zam yapalım, şu kadar TL mi arttıralım? Sen onlarda hani şu olursa bu bundan daha büyük olur gibi şeyler düşüneceksin. Onun için bunlar önemli. Aşağıda verilen cümlelere karşılık gelen eşitsizlik ifadelerini yazalım. Yazalım arkadaşlar. Diyor ki A pozitif bir tam sayıdır. Pozitif sayılar kaçtan başlar? Sıfır pozitif midir arkadaşlar? Zaten eksileri biliyoruz, negatif. Sıfır, sınıf sıfır arkadaşlar. Pozitif de değildir, negatif de değildir. Tamam. Demek ki pozitif olmasını istiyorsa A'nın sıfırdan büyük olması lazım. Demek ki A büyüktür sıfırdan arkadaşlar. Tamam. A sıfırdan büyük olacak çünkü pozitif istiyor. Şöyle yazabiliriz hocam. Katılıyorum, yazabiliriz. A büyük eşit birden. Burada A hangi değerleri alır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sonsuza kadar. Buradan hangi değerleri alır? Burada da 1'i alabilir. Çünkü A 1'den eşit ve büyük diyor. Tamam. Yani A burada 1 de alabilir, 2 de, böyle de yazabiliriz. Tamam arkadaşlar. Geliyorum. X, eksi 3'ten büyüktür. Bak. X, eksi 3'ten büyüktür. Bitti. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu kadar yazdığınızda bazen altına çizgi çiziyorsunuz. Niye? Arkadaşlar onun ikisinin farkını bu soruyla bu soruyu karşılaştırarak anlatacağım. X eksi 3'ten büyüktür. Bakın x eksi 3'ten büyüktür. Buna bakıyorum. 4'e eşit veya büyük sayılar. X diyelim. Hani x diyelim. X 4'e eşit veya büyük. X. Bunun tanımı ne oldu arkadaşlar? X 4'ten büyüktür oldu. Bak bunun tanımı x 4'ten büyüktür oldu. Ama
Soruda ne diyor? 4'e eşit ve büyük. Burada x hangi değerleri alır? 5, 6, 7, 8. Ama ne diyor soruda? 4'e eşit veya büyük. Yani bunu da çiziyorsunuz. Niye? 4 de olabilir çünkü. 4'e eşit veya büyük. Yani x burada ne alabilir? Biraz önce 5, 6, 7 diye gidiyordu ama burada x artık 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. 4, x 4'ten hem büyük hem de eşit olabilir diyor. Farkı anladınız mı? Burada x sadece eksi 3'ten büyük olacak diyor. Tamam. Geldik. 5 fazlası 7'den büyük sayılar. Hani sanki doğrusal denklemler konusunda da bu denklemleri yazıyorduk ya onun gibi arkadaşlar. Onu da tekrar etmiş oluruz. X 5 fazlası. Yani neyin 5 fazlası? X'in. X'in 5 fazlası 7'den büyük. 7'den büyük. Gördünüz mü? X'in 5 fazlası 7'den büyük sayılar. Büyük ve eşit deseydi altına çizgi çizecektim demiyorum. Tamam. Devam ediyorum. Bu arada bunları çözmeyi de göreceğiz biraz sonra. Tamam arkadaşlar? Biraz sonra çözmeyi de göreceğiz bunları. Aynı şey gibi. Onu da söyleyeyim. Doğrusal denklemlerde nasıl biz bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa, sayıları bu tarafa işte artı ise eksi diye geçiriyorduk, eksi ise artı diye geçiriyorduk. Sonra en son iki tarafı da bölüyorduk. Bunları yapacağız yine arkadaşlar. Tamam. Mesela rastgele açıyorum. 7 eksi 3'ü eşit. 7 eksi neyin? X'in. 7 eksi 3'e eşit veya küçük. 3'e mesela bu 3'ten küçük oldu değil mi? Sadece ama 3'e eşit veya küçük. Hem 3'le eşit olabilir hem de 3'ten küçük olabilir. Tamam. Bakın burada 3'e eşit veya küçük. Sadece küçük deseydi bu çizgiyi çizmeyecektim. Devam ediyorum. 8 katı 18'den büyük olan sayılar. 8 katı neyin 8 katı? X'in 8 katı. X'in 8 katı ne demek arkadaşlar? 8x demek. 18'den büyük olan sayılar bit. 8 katı 18'den büyük gördünüz. Yani 18'den eşit ve büyük deseydi oraya altına çizgi de çizecektim. Tamam. Bakın. Bak bunlar daha önemli işte. Çünkü yeni nesil sorularda hep bir ağırlık, hep bir şeyden bahsediyor. Bir kişinin en fazla 50 kilogram taşıması. Bir kişinin en fazla 50 kilogram taşıması. Yani bu kişi burada cümlede şöyle eşit demediği için öğrenci diyor ki hocam çizgi çizecek miyiz? Düşün. Sen en fazla 50 kilo taşıyorsun. 50 kilo taşıyorsun bak. 50'den az demiyor. 50 kilo taşıyorsun. 49 taşıyabilir misin? Evet. 48 evet. 47 evet. 46 evet. Ya da işte 30 evet. 20 evet. 1 kilo evet. 250 gram evet. 100 gram evet. 50 gram evet. Yani 50 kilogram. En fazla 50 kilogram taşıyabiliyorsun. Bazı öğrenciler diyor ki hocam 50 taşı yani 49 taşır 50 taşıyamaz. Niye? Sen diyorsun ki ya ben en fazla 30 kilo kaldırabiliyorum. 30 mu kaldırıyorsun 29 mu? 30 işte en fazla 30 kaldırabiliyorsun. Burada ne diyor? En fazla 50 kilo taşıyor. Yani bazıları şöyle yapıyor arkadaşlar. Yanlış yapıyor. Bazıları sadece böyle diyor. Hocam diyor bir kişiyi x dersek diyor 50 kilogram taşıması. Hocam böyle diyor. Yani hocam 49 taşır diyor 48, 47, 30, 25, 10. Ha, tamam da 50 kilo bak bu yazdığın şeye göre 50 kilo taşıyabilir mi? X 50 olabilir mi? Hayır. Niye? Sen 50'den küçük dedin. Ama şöyle yaparsan ne olur? Hem 50 hem 50'den küçük olur. Tamam. Bakın arasındaki fark çok önemli arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Şimdi geldim arkadaşlar. Bunlar böyle. Geldim sayı doğrusuna. Sayı doğrusunda şöyle çok uzatmayacağım arkadaşlar. Eğer sayı doğrusunda o altına çizgi çizerse yani büyük ya da eşit ya da küçük ya da eşit derse o sayının içini karalıyoruz demezse boş bırakıyoruz. Buraya bak. X 3'ten büyükmüş. Bakın X 3'ten büyük. X 3 böyle yuvarlak çiziyorsun. 3'ten büyük. Bakın böyle sonsuza kadar gider. Hatta kalın göstereyim. Bakın arkadaşlar X sonsuza kadar gider. Niye 3'ün içini karalamadınız hocam? Çünkü X 3 ve 3'ten büyük demiyor. X direkt 3'ten büyük diyor. Anlaşıldı mı? Yani bu arasındaki bütün sayıları alırız. X 3,1, 3,2, işte 3,9,
7,1500 hepsini alır. X 3'ten büyük. 3 ve 3'ten büyük derse, eğer 3 ve 3'ten büyük derse de içini karalayacaktım. Nasıl? Hemen bir altında örnek var. O örnekte açıklayayım. X 0'dan büyük deseydi sadece. Altında çizgi olmadığını düşünün. X 0'dan büyük. Şöyle çizecektim değil mi? X 0'dan büyük böyle çizecektim. Ama X hem 0 hem de 0'dan büyük. Onun için içini karalıyorum. X hem 0 hem de 0'dan büyük arkadaşlar. Tamam. Devam ediyorum. Mesela geldim buna. X diyor. Eksi 4 ile 1 arasında ama 1 de olabilir diyor. Bakın X eksi 4 ile 1 arasında. Bakın böyle yapın daha basit. 4 ile 1'i alın çizin. X bu aradaymış. Ama X eksi 4'ten büyük. Tamam içini karalamıyorum. Ama 1 ve 1'den küçük. 1 ve 1'den küçük dediği için de içini karalıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Bir tane daha çözüyorum. X eksi 2'den büyük ve eşit 4'ten küçük. Hemen çiziyorum bak. Hiç düşünme içini karalayacağım mı? İlk önce şöyle düşün. Eksi 2'yi çizdim. 4'ü çizdim. X bunların arasındaymış. Aa ama bakayım. Aa 4'ten küçük. Tamam 4 olmuyor. Çünkü altta çizgi yok. İçini karalamıyorum. Ama eksi 2'den büyük ve eşit değil mi? Yani içini eksi 2 de var bu işin içinde. Eksi 2'nin içini karaladım. 4'ün içini boş bıraktım arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Geldim terazilere. Terazi önemli. Neden? Biz bu zamana kadar terazinin hep dengede olduğunu görmüştük. Nasıl görmüştük? Mesela şöyle görmüştük. Bir tane terazi çiziyordu. İşte böyle bir terazi olduğunu düşünün. Burasında bir kefe var. Burada da var. Bu terazi hep dengede oluyordu. Mesela burada diyordu ki örnek veriyorum bir 3 kilogramlık var. Bir de 5 kilogramlık şişe var diyordu mesela ağırlık var. İşte burada da X var. Bir de 2 kilogramlık var diyor mesela. Biz ne diyorduk? 3 ile 5'i topla burası 8 kilo. Burası x ile 2 kiloyu topla x artı 2. Bu teraziler dengedeyse eşittir diyorduk. O zaman x artı 2 buraya eksi diye geçiriyorduk. Burası 6 oluyordu. Burada x kalıyordu. X 6'ymış. Niye? X yerine 6 de 6 ile 2'yi topla. 8 kilo burası da 8 kilo arkadaşlar. Böyle diyorduk. Ama şimdi dikkat ederseniz terazi dengede değil. İşte burada eşitsizlik var. Teraz dengede değil. Ne diyeceksin? Size şunu soruyorum. Normal hayattan soru soruyorum. Sol kefe aşağıya doğruysa hangi taraf daha ağırdır? Tabii ki sol kefe daha ağırdır hocam. Sol kefe aşağıya doğru gitmiş. Bitti. Sol kefede ne var? 2 kilo var, 1 kilo var. Tam görmüyor olabilirsiniz. Burada böyle bulanık. 2 kilo var, 1 kilo var. Bir de x kilo var. Yani 3 kilo, 2 kilo var, 1 kilo var, topla 3 kilo, 3 kilo bir de x var. 3 artı x. Burada ne var? 2, 2, 2 var. Yani 6 kilo. Arkadaşlar bakın. Eşit, dengede olsa eşittir diyorduk. Şimdi demiyoruz, böyle diyoruz. Başka hiçbir şey yok. Anlaşıldı mı? 3 artı yani 3 kilo artı x kilo büyüktür 6 kilodan. Mantığı anladınız değil mi? Güzel aslında. Mesela buna geliyorum. Solda 5 kilo ve 3 kilo var. Demek ki sol kefe 8 kilo. Kalemi seçmemişim. 8 kilo. Sağda da 2x kilo var. Bir tane x, bir tane daha x. Toplam 2x kilo var. Ve hangisi daha ağır? Sağ kefe daha ağır arkadaşlar. Tamam. Bunların çözümünü anlatacağım. Bunu çözüp x'i bulabiliyoruz. Onu da anlatacağım hemen. Onun için hızlı geçiyorum. Mesela buna bakalım. İki yerde x var ya ona göre bakalım. Aa sol kefede x var bir de 2 kilo var. Demek ki x artı 2. X ile 2'yi toplayamam. Sakın 2x demeyin buna. Tamam. Burada da x artı 5 var. Hangisi daha büyük? Sağ kefe daha büyük. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Geldik bunların çözümlerine. Arkadaşlar çözümünü yaparken size sadece şuradaki bilgiyi okumuşam sadece şöyle diyeceğim. Nasıl biz cebirsel denklemlerde, cebirsel ifadeleri çözerken doğrusal denklemlerde olsun,
X'in yanındaki sayıları sağa sola yukarı aşağı bir yerlere atıyorduk ya. Burada da aynısını yapacağız. Ama burada sadece şu özellik var. İstediğin gibi sağa at, sola at, böl, çarp, istediğini doğrusal denklemlerde yaptığın, bir bilinmeyen denklemlerde yaptığın her şeyi burada da yapabilirsin diyor. Ama burada tek fark diyor, eksiyle çarpar ya da eksiyle bölersen işaret yön değiştirir diyor. İşaret yön değiştirir dediğim şu. Mesela işaret böyleydi ama her iki tarafı eksiyle çarparsan bu işaret buna dönüşür. Ya da bu işaret şöyleydi. Eksiye bölersen böyle olur. Sadece eksiyle çarpıp eksiye bölersen. Bakın sadece her şeyi unutun. Normal bildiğiniz gibi yapın. Sadece eksiyle çarpıp ya da eksiye bölersen işaret yön değiştiriyor. Bu kadar. Eksiyle çarpıp eksiye bölersen. Bak çıkartırsan toplarsan demiyorum. Eksiye bölersen ve eksiyle çarparsan. Normal çarpma bölmede değişiyor mu? Hocam hayır. Bakın sadece eksiyle çarparken eksiyle bölerken. Negatifle yani. Tamam. Çözüyorum. Demek istedim daha iyi anlayacaksınız. Normal çözüyorsunuz arkadaşlar. Çevirsel ifadelerdeki şeyi, doğrusal denklemlerdeki bir bilinmeyen denklemler gibi. Biz normalde x'i yalnız bırakmıyor muyduk? Bırakıyorduk. Ben bu x8'i buraya atmayacak mıyım? Atacağım. Ne olur burada? Bakın ilkten detaylı yazıyorum. Sonra ayrıntılı yazmayacağım. Böyle 6 yanına da artı 8 gitti. Hani bu eşitliğin bu tarafına işaret değiştirerek gidiyor ya. Demek ki x neymiş? 14'müş. X 14 ve 14'ten büyük. Bitti bu kadar. X 14 ve 14'ten büyük. Bitti. Bak çözüyoruz artık. X'i buluyoruz. Bırakmıyoruz. Geldim. Alttakini çözeyim sonra onu döneyim. Aynen. Buraya bakın arkadaşlar. Şimdi biz ne yapıyorduk? Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa topluyorduk. Ben burada 3 y var, burada y var. Ben o zaman bu y'yi buraya göndereyim mi? Göndereyim. Hocam bu eksi 3'ü de buraya gönderin. Burada y'ler olsun, burada sayılar olsun hocam. Zaten hep öyle yapıyorduk. Burada 3 y vardı. Burada artı y var, buraya eksi y diye gider. İşlem aynı durur. Çünkü eksiyle çarpmadım ya da bölmedim. Zaten çok istisna durumlarda değişiyor arkadaşlar. Onları göstereceğim. Burada 5 vardı hocam. Bu eksi 3 de buraya artı 3 olarak gitti. Hocam burası, çok iyi dinleyin. Hocam burası 2y oldu. 3y'den, hani bunun başında görünmez 1y var ya. 3y'den 1y çıktı 2y. Hocam küçük eşittir 8. Hocam daha çözüm bitmedi. Hocam ben hatırlıyorum, siz şey demiştiniz. İşte 5x eşittir 60'sa, hocam siz şey demiştiniz, 5x eşittir 60'sa her zaman x'in başındaki sayıya bölüyoruz, bölüyorduk ki hocam. Burada sadece x kalsın, 60'ı 5'e böl 12 hocam. Burada da aynısı. Y'nin başında 2 var, her iki tarafı 2'ye böldüm. Burada y kaldı, küçük eşittir 8'i 2'ye böldüm 4. Demek ki y 4'ten küçük ve eşitmiş. Yani burada y hangi değerleri alabilir? Sadece 3, 2, 1 diye sonsuza kadar mı gider? Yoksa 4, 3, 2, 1 diye sonsuza kadar mı gider? 4, 3, 2, 1 diye gider arkadaşlar. Tamam. Devam ediyorum. Bu soruya döneceğim demiştim. Aynı şeyimiz zaten. Arkadaşlar bakın. Şimdi iyi bakın. Ben bu 3x eksi 3x'i buraya atıyorum, 5'i buraya atıyorum. İstediğim gibi sağa sola atma özgürlüğüm yok mu? Var. Kullanıyorum bu özgürlüğümü. Eksi 3x'i buraya attım. Bura ne olur? Artı 3x diye gider. Sonra arada küçüktür işareti var. Bu eksi 5'i buraya attım. Burada 7 vardı. Eksi 5'i buraya attım. Artı 5 diye geçer. Cevap ne oldu? 3x küçüktür 12 oldu. Her iki tarafı 3'e böl. Her iki tarafı 3'e böldüm. X ne çıktı arkadaşlar? X 12 3'e böldüm 4 çıktı. Bu çıktı değil mi? Evet. Ama hocam bakın unutmayın videoyu geri bile alabilirsiniz. Ama hocam ben şöyle çözdüm bunu. Nasıl yapacağım? Siz bunu buraya attınız da ben hocam olsam bu 7'yi buraya atardım. At. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Bakın şimdi anlayacaksınız farkı. 7'yi buraya attım tamam. Arkadaşlar burada ne kaldı? Eksi 3x kaldı. Burada ne kaldı? Eksi 5 vardı ve artı 7 yanına eksi 7 daha gitti. Bak biraz önce 5'i buraya attım, 3'ü buraya attım. Şimdi sadece 7'yi buraya attım. Olamaz mı? Olabilir. Herkes aynı yapmak zorunda değil. Devam ediyorum. Arkadaşlar eksi 5, eksi 7 daha, eksi 12. Küçüktür eksi 3x.
Biz her zaman x'in başındaki sayıya bölüyorduk. X'in başındaki sayı ne? Eksi 3. Aa, bir şey dikkat ettiniz mi? Eksiye bölüyorum. Eksi 3, eksiye bölüyorum. Eksi 3'e böldüğüm zaman ne olacak? İşaret yön değiştirecek. Eksi 12'yi eksi 3'e böl. Artı 4 değil mi? Böldüm, burası artı 4. Bakın buraya yazıyorum. Çok iyi dinleyin. Artı 4. İşaret yön değiştirdi. Burada ne kaldı? X. Bakın bu cevapla bu cevap aynı değil mi? Aynı arkadaşlar. Burada X 4'ten küçük. Burada da X 4'ten küçük. Bak iki cevap da aynı çıktı. Eksiyle böldüğüm için yön değiştirmeme rağmen cevap aynı çıktı. Aynı çıkar zaten arkadaşlar. Tamam. Ben burada X'i bu tarafa attım ki eksilikten kurtulsun. Eksi olmasın. Ama bazıları 7'yi de buraya atar. Çözdüğünde de zaten eksi 3'e böldüğü zaman eksiye böldüğü için yön değiştirecek ve buralar eksiye bölündüğü için artı olacak. Cevap bu olacak. Bununla bu cevap aynı. Burada x 4'ten küçük. Bazıları hocam diyor burada 4 var, burada x var diyor. Yön, yerler değişmiş. Ya yerler değişse ne olur sonuçta? Bunun anlamı ne? X 4'ten küçük. Yani burada x ne olabilir? 3, 2, 1 diye gidebilir. X burada ne olabilir? 3, 2, 1 diye gidebilir. Gördünüz mü? İki şekilde de çözdüm mü? Aynı cevap çıkıyor. Yani geriye alıp, videoyu geri alıp ikisinin de farkını tekrar izleyin. Tamam arkadaşlar? Cevap aynı çıkıyor. Geldim buraya. Evet. Hocam bunu nasıl çözeceğiz peki? Ne diyorum size? Bir bilinmeyen denklemlerdeki gibi arkadaşlar. Nasıl ki sen burada bölü 3 varsa buraya çarpı 3 ekliyordun, bu 3'ler gidiyordu. O zaman buraya da çarpı 3 eklemek zorundaydın. Değil mi? Ya burada bölü 3 varsa yana çarpı diye gider zaten. Yani bu 3 gitti, buraya çarpı 3 olarak geldi. Yazıyorum bir daha soruyu. X artı 9 büyüktür. Eksi 5 ile 3'ü çarp. Eksi 15. Hocam bakın 3 ile çarptım, yön değişmedi. Eksi 3 ile ya da eksi 3'e bölersem, yani eksi ile çarpar ya da eksi ile bölersen yön değiştirir. Bu 9'u buraya attım. X büyüktür. 9'u buraya attım, eksi diye geçer. Eksi 15, eksi 9. Yani X büyük büyük yazıyorum böyle. X eksi 24'ten büyükmüş arkadaşlar. Tamam. Devam ediyorum. Burada sorular da var. Hocam bunları nasıl yapacağız? Anlatayım. Mesela. Hocam böyle diyor. Ben o zaman bu 2'yi buraya çarpı 2, bu 3'ü de buraya çarpı 3 diye geçirebilir miyim? İmkansız. Böyle bir şey yapamazsın. Çünkü arada artı var. Sen ilk önce buradaki işlemi yapmak zorundasın. Anlaşıldı mı? En sonu. Böyle bir şey yok. Sakın. Ben bunu toplamak için payda işlemem lazım. Bunu 3 ile çarpmam lazım. Kalemi incelteceğim biraz. Burada işlem olacağı için. Bunu 3 ile çarpmam lazım. Bunu 2 ile çarpmam lazım. Gelin çarpalım. 3 ile bunu komple çarpıyoruz değil mi? Bir konu daha söylemiştim. 3 ile 5'i çarp 15. 3 ile x'i çarp 3x. Bölü 6. Artı 2 ile x'i çarp 2x. 2 ile eksi 1 çarp eksi 2. Bölü 6. Küçük eşittir 4. Devam ediyorum şuraya. Arkadaşlar paydalar eşit olduğu için üstleri toplayabilirim. Topla. Burada 15 ile 3x var. 2x var. Toplam burada 5x oldu. Şu x ile 3x ile 2x topladım. Hani hatırlıyor musun? Şey konusu görmüştük. Tam karelerde falan çarpanlar, ayırmada x'ler, benzer terimler toplanıyordu. Topladım. 15 ile eksi 2'yi topla. Artı 13 mü? 15'ten eksi 2 topla. Artı 13. Bölü 6 küçük eşittir 4. Bakın işte şimdi bu 6'yı buraya çarpma olarak götürebiliriz. 5x artı 13 küçük eşittir. Bu 4'ün yanına, bu 6 gider 4'ün yanına çarpma olarak. Demek ki 5x artı 13 küçük eşittir 24. Nasıl devam ediyoruz? Bu 13'ü buraya ne diye atıyorum? Eksi diye atıyorum. 5x olduğu gibi kalır. Küçük eşittir bu. 13 buraya eksi diye gelir. 24 eksi 13 olur. Çıkarttığın zaman birbirinden 11 kalır. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman x ne çıktı arkadaşlar? X 11 bölü 5'ten küçük eşit çıktı. Tamam arkadaşlar. Cebirsel ifadelerde, bir bilinmeyenli denklemlerde gördüğümüz işlemlerin aynısını yapıyorum. Sadece aralarda eşittir yok da küçük eşittir var. Bu.
Aynı şeyleri tekrar yapıyorum. Başka hiçbir şey yok. Tamam arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunu da yukarı attık. Görmedim nerede olduğunu. Devam ediyorum. Şimdi bu problemleri de yapıyorum ki yeni nesil soruları çözmek için arkadaşlar. X artı 4 2'den büyük eşit ve x eksi 3 4'ten küçük eşitsizliklerini aynı anda sağlayan doğal sayıları bulalım. Arkadaşlar aynı anda sağlayan diyor. İki tane bize eşitsizlik vermiş. Burada x'i bulalım mı? Bu x'i bulmam için 4'ü buraya atmam lazım. Burada x kalır. Burada büyük eşittir. Bu 4 buraya ne olarak gider? Eksi olarak. Yani 2 eksi 4. Bu x ne olur buradan? Eksi 2 olur. 2'den 4 çıktı. Eksi 2 olur. Demek ki x burada neler olabilir arkadaşlar? X burada neler olabilir? Eksi 2 olabilir mi? Eksi bak küçük, büyük eşittir diyor. Hem eksi 2 hem de eksi 2'den büyük. Yani eksi 2 olabilir. Eksi 1 olabilir. 0, 1, 2 sonsuza kadar gider değil mi böyle? Gider. Geldim şimdi bu eşitsizliğe. Bu 3'ü buraya atarım değil mi arkadaşlar? X 4 bu eksi 3 artı diye geçer. Yani x 7'den küçük sayılar arkadaşlar. Yani neler olur bunlar? X 7'den küçükler nedir? 6, 5, 4, 3 diye gider. Şimdi ben bunları yazacağımı şöyle yazamaz mıyım? Hocam x eksi 2'den büyük, bakın x eksi 2'den büyük eşit. Hocam niye yer değiştirdiniz ya? Yer değiştirdim de işaretli yer değiştirdim. Burada da x eksi 2'den büyük eşit, burada da x eksi 2'den büyük eşit. X eksi 2'den büyük ve eşit ama x aynı zamanda 7'den küçük. Bakın eşitsizlik bu işte. X'in iki denklem için aldığı sayılar ne arkadaşlar? Eksi 3, başka eksi 3 diyorum ya. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. Bu kadar basit. Tamam. Geliyorum son soruyu daha çözeyim. Şöyle bir soru var. X ve Y birer tam sayı olmak üzere. Orası beni ilgilendirmiyor. 2 küçük eşittir x, küçük eşittir 5 ve 0 küçüktür y, küçüktür 4. Eşitsizliklerine göre x kare artı y ifadesinin en küçük değerini bulalım diyor. Yani bu eşitsizlikleri vermiş. Bunları kullanarak şunun en küçük ifadesini bul diyor. Demek ki bunları en küçük seçeceğim. X kare diyor. Ben o zaman her yerinin karesini alsam x kare olmaz mı? 2'nin karesini aldım 4. X'in karesini aldım x kare. 5'in karesini aldım 25. Bunun en küçük değerini sorduğuna göre x'in en küçük seçeceğim değil mi? X karenin en küçük değerine bak sakın 5 deme. 4'ten eşit ve büyük yani 4 de olabilir. Demek ki x kare 4. Geldim bu denkleme. Y 0 ile bakın buraya yazayım. Y 0 ile 4 arasındaymış. Y'nin burada en küçük değerine sakın buna 0 demeyin bak 0'dan büyük diyor. Bu nasıl bir y oldu? 0'dan büyük diyor arkadaşlar. Tamam. 0'dan büyük diyor yani 1. Y de burada en ufak 1 alabilir. Bunu topladığın zaman cevap 5 çıkar arkadaşlar. Konu bu kadar. Aslında gördüğünüz gibi fazla bir şey yok. Zaten yeni nesil soruları yani konu anlatım evet böyle ama yeni nesillerde nasıl soruyor? Nasıl kurman lazım eşitsizliği? Onları göstereceğim arkadaşlar. Çok önemli o yeni nesil sorular. Biliyorsunuz genelde yeni nesil sorular hani anlatılan konudan biraz daha farklı oluyor. Nasıl kullanmanız, tabii bunları bilmeden onları hiç yapamazsınız zaten. Onun için ben size her konudan, her tarzdan soru getirmeye çalışıyorum. İkinci derste görüşürüz arkadaşlar. Çok güzel yeni nesil sorular var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.